Merhaba çocuklar. Ben Mehmet. Bugün sizinle birlikte ilkokul Türkçe dersi işleyeceğiz. Dördüncü sınıf Türkçe dersi işleyeceğiz. Evet, öncelikle bugün işleyeceğimiz temamız zaman ve mekan. Zaman ve mekan temasındaki işleyeceğimiz resimler, işleyeceğimiz konu daha doğrusu. Gördüğünüz üzere bakın bir şehir fotoğrafı var burada. Şehirlerimiz var yine. Türkiye'nin yöresel yemekleri var burada. Burada da bir orman, ağaç tarzında. Aynı şekilde kenarlarda küçük küçük robotlarımız var. Bunlar zamanın yani gelecek anlamına gelen şeyler olabilir bence. Evet, şimdi öncelikle bir hazırlık çalışmamız var. Hazırlık çalışmamızı okuyalım. Metnin başlığını okuyup aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Başlıktan ve görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Bakalım metnimizin başlığı ne? Farklı şehir, farklı kültür. Metnimiz başlığı buymuş. Resimlere. Burada bir ne resmi var? Hayvanat bahçesi resmi var. Yanında bir uçak var. Uçak seyahat anlamına gelebilir. Uçmak anlamına gelebilir. Yanında da bir park var. Böyle bol yeşillikli güzel bir park var. Sizce metnin konusu ne olabilir? Başlığında gördüğümüze göre farklı şehir, farklı kültür. Bir seyahat olabilir. Bir hayvanat bahçesi gezisi olabilir. Bir orman gezisi olabilir. Veya her ikisi de. Şimdi metnimizi dinleyelim. Ailesiyle bir yolculuğa çıkmak üzere olan Ali çok heyecanlıydı. Doğup büyüdüğü şehirden ilk defa ayrılıp başka bir şehri görmeye gidecekti. Ali ailesiyle Bursa'daki amcasını görmeye gidecekti. İçindeki heyecan annesine, "Anne, yolculuk için çok sabırsızlanıyorum. Bursa nasıl bir şehir? Orada neler yapacağız?" diye sorarak belirtti. Ali'nin heyecanı bütün aile üyelerinin yüzünde gülümsemeye sebep olmuştu. Annesi heyecandan yerinde duramayan Ali'ye, "Bursa yaşadığımız şehirden çok daha büyük bir şehir Ali. Orada neler yapacağımız size sürpriz olsun." dedi. Ali sürprizlere bayıldı. Valizleri hazır bir şekilde kapının önündeydi. Babası bütün valizleri arabaya yükledi ve havaalanına doğru yola çıktılar. Uçağa binerken Ali o kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse kalbi duracaktı. Yolculuk sırasında uyuyakalan Ali gözlerini açtığında Bursa'daydı. Amcası onları karşılamaya gelmiş ve eve götürmek için valizlerine yardım etmişti. Gezmek için sabahın olmasını iple çeken Ali, eve gidince de direkt uyuyakalmıştı. Sabah oldu, kahvaltı yaptılar ve artık Bursa'yı gezme zamanıydı. Ali amcasına, "Amca, bugün nereleri gezeceğiz?" diye sordu. Amcası, "Bugün sizi çok güzel yerlere götüreceğim Ali. İlk durağımız Botanik Park olacak. Botanik Parkı içinde çeşitli ağaçların ve bitkilerin bulunduğu bir parktır. Orayı seveceğine eminim." dedi. Botanik Parkı gezerken Ali'nin en sevdiği şey ağaçlar ve bitkilerin yanı sıra adım başı bir dondurmacının bulunması olmuştu. Botanik Park'ın hemen yanında Bursa Hayvanat Bahçesi vardı. Amcası, "Parka gitmişken hayvanat bahçesini görmeden gidilmez." dedi. Hayatında ilk defa hayvanat bahçesi görecek olan Ali yine çok heyecanlıydı. Hayvanat bahçesinde çeşitli hayvanlar vardı. Kocaman dişli aslanlar, sürekli zıplayıp duran maymunlar, upuzun boylu zürafa ve çeşitli renkli tüyleri olan kuşlar. Hepsi sanki bir sanat eseri gibiydi. Gördüğü hayvanlar karşısında Ali büyülenmişti. Havanın kararmaya başladığını gören Ali eve gitmek istemiyordu. Bu yüzden acıktığını bile söylememişti annesine. O sırada amcası, "Gezdik, eğlendik. Bursa'ya gelmişken İskender yemeden gitmek olmaz." dedi. Ali, İskender yemeğinin ne olduğunu bilmiyordu. Ama yiyecek bir şey olduğunu duyması sevinçten havalara uçmasına yetmişti. Amcasına, "Amcacığım, ben çok acıkmıştım. Ama eve gitmek istemediğim için acıktığımı söylemedim. İskender nasıl bir yemek?" dedi. Ali'nin lafı üstüne herkes güldü ve amcası, "İskender, Bursa'ya özel bir çeşit kebaptır. Pidenin üstüne ince ince kesilmiş etler koyulur ve etler tereyağıyla soslanır. Eminim çok beğeneceksin." dedi. Yemek yemeye gittiler. Ali gerçekten de İskender yemeğini çok beğenmişti. Bursa'ya günübirlik gelen Ali ve ailesi için eve dönme vakti gelmişti. Ali eve döndükleri için biraz üzgündü. Ama Bursa'yı gezip gördüğü için çok mutluydu. Yolculuk vakti geldiğinde amcası Ali'nin eline bir kutu verdi ve "Bu kutuyu eve gidene kadar açma. İçindekiler sürpriz olsun." dedi. Ali kutuyu açmak için çok sabırsızlansa da amcasının sözünü dinledi ve kutuyu açmadı.
Eve döndüklerinde Ali'nin ilk yaptığı şey kutuyu açmaktı. Kutunun içinde bir not ve kestane şekeri çıkmıştı. Not amcasına aitti. Notta kestane şekeri Bursa'nın yöresel sembollerinden biridir. Afiyet olsun yazıyordu. Ali kestane şekerini çok beğenmişti. Bursa'ya yaptıkları gezi Ali için unutulmazdı. Bu güzel geziyi her zaman hatırlamak için yaşadığı bütün maceraları günlüğüne yazan Ali, başka şehirlere yapacağı yolculukları hayal ederek uykuya daldı. Evet, metnimizi dinledik. Çok şirin ve güzel bir metin. Hani zaman ve mekan temasına uygun olarak şehir temalı bir metin olmuş bu. Ali'nin ailesiyle birlikte Bursa şehrine yaptığı geziyi anlatan bir metin olmuş. İnşallah herkes dinleyip anlamıştır. Şimdi dinleme metninin etkinliklerine geçelim. Öncelikle karşımıza bir anlama etkinliği geldi. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinde geçtiği yerden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ettikten sonra bunlarla birer cümle kurunuz. Öncelikle etkinliğimizin ilk kelimesi botanik. Botanik kelimesini tahmin edelim. Tahminlerimizi kitabımıza yazalım. Benim tahminim botanik, hani Bursa metinde de Bursa'da botanik parkına gidiyordu. Hani orada yeşillikler, ağaçlar vardı. Botanik böyle ağaçla ilgili, yeşillikle ilgili bir şeydir bence. Sizce ne bilmiyorum. Siz tahminlerinizi yazın. Daha sonra anlamlarına bakalım sırasıyla. Tahminini yazdıktan sonra. Şimdi yöreselin tahmini yazalım. Yöresel kelimesinin bence karşılığı bir yöreye ait olmadır. Sizce bilmiyorum. Sizi tahmin edin. Sürpriz ise... Sürprizi hepimiz severiz biliyorsunuz. Hani şaşırmak, sonucunda şaşırdığımız bir olaylar, sevindiğimiz olay yani. Aniden gelen, gelişen bir şey bence. Peki sözlükten anlamlarına bakalım tek tek. Botaniğin anlamı botanik bitki bilimiymiş. Sözlükte bitki bilimi olarak geçiyor. Yöresel ise bir yere özgün olan anlamına geliyor. Tam tahmin ettiğimiz gibi, benim daha doğrusu. Sürpriz ise hiç beklenmediği için insanı şaşırtarak sevince ya da insanın üzüntüsüne yol açan olay anlamına geliyormuş. Yine hepimizin az çok tahmin ettiği anlamdaymış. Bir diğer etkinliğimize geçelim. İkinci etkinliğimiz soru etkinliği. Dinlediğimiz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi sizle beraber sırasıyla soruları cevaplayalım. Birinci sorumuz. Ali ailesiyle birlikte hangi şehrimize gitmektedir? Hangi şehre gitmişti Ali? Botanik parkını gezmişti. Hangi şehrimize gitmişti? Tabii ki de Bursa. Evet. İkinci sorumuza geçelim. Ali Bursa'da nereleri gezmiştir? Ali Bursa'da nereleri gezdi? Hatırlıyor musunuz? Dinlediğimiz metinde anlattı. Evet. Botanik Parkı'nı gezdi. Botanik Parkı'nın yanında hayvanat bahçesi vardı. Hayvanat bahçesini gezdi. Peki. Üçüncü sorumuza geçelim. Ali Bursa'da ne yemiştir? Ali Bursa'da ne yedi? Ali Bursa'da İskender yedi. Dördüncü sorumuz. Ali'nin amcasının verdiği kuzudan ne çıkmıştır? Ben mesela Umet'i dinlerken ne çıkacak diye çok merak etmiştim. Ne çıkmıştı? Kestane şekeri çıkmıştı. Evet. Şimdi üçüncü etkinliğimize geçelim. Üçüncü etkinliğimiz dil bilgisi etkinliği. Dinlediğim metinden hareketle aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazalım. Bir cümle içinde kullanalım demiş. Şimdi anlamlarını yazalım. Sizler birer cümle içinde kullanın. İple çekmek ne anlamına gelebilir sizce? Metinden hareketle düşünelim. Ali sabahı iple çekiyordu. Fotoğrafta gösterildiği gibi. İple çekmek. İple çekmek ne olabilir? Bence sabırsızlıkla beklemektir. Değil mi? İkinci deyimimiz havalara uçmak deyimi. Havalara uçmak deyimi genelde insanlar hani çok sevindiği zaman havalara uçar. Değil mi? Değil mi? Ali de havalara uçmuştu. Yerinde duramamak deyimi bence çok heyecanlanmaktır. Heyecan yapmaktır. Metinde geçtiği üzere Ali de çok heyecanlı bir kişiliğe sahipti. Değil mi? Birer cümle içinde kullanalım. Şimdi bir diğer etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinlik. Metne farklı bir başlık yazalım. Herkes birazcık düşünüp metne bir tane farklı bir başlık yazsın. Sizce ne olabilirdi başlığı? Ya da bu olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir başlık var mı? Yazın. Yazalım.
Beşinci etkinliğimiz. Çok güzel bir etkinliğimiz var burada. Ali amcasının ona verdiği kutu eve vardığında açtı. Siz olsaydınız Ali gibi davranır mıydınız? Size bir kutu verilseydi içinde ne olmasını hayal ederdiniz. Alttaki boşluğa yazınız. Şahsen ben sabırsız bir kişilik olduğum için açardım diye düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. Siz de açar mıydınız, açmaz mıydınız? Ama amcanızın sözünü dinle, siz de dinleyin Ali gibi bence. İçinden ne çıkmasını hayal ederdiniz? Ne hayal edebilirdim? Para kalsa oyuncak bir şey çıkmasını isterdim o yaşlardayken. Ama kestane şekeri de gerçekten güzeldir. Siz de ne çıkmasını istediğini yazın. Bir diğer etkinliğimize geçelim. Bu etkinliğimiz iki farklı koldan oluşuyor. Birinci şeyinde iki şıktan oluşuyor daha doğrusu. Birinci şıkkında gezip gördüğünüz şehirlerden meşhur olan yiyecekleri biliyor musunuz? Biliyorsanız arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Malum durumlardan dolayı arkadaşlarımızla paylaşamayacağız ama ben sizinle paylaşayım. Siz de hani bir aile büyüklerinizle, annenizle, babanızla, abinizle, ablanızla, kardeşinizle paylaşabilirsiniz bu durumu. Ben daha önce hangi şehre gitmiştim? Ben aslında birçok şehre gittim. Konya şehrine gitmiştim. Konya şehrinde meşhur olan yemeği etli ekmekti. Çok güzeldi gerçekten. Sizin de gezdiğiniz, gördüğünüz ve hani meşhur olarak nitelendiren yiyeceklerden birini tattıysanız, dediğim gibi bir aile bireyiyle paylaşabilirsiniz falan. İkinci şıkkımız ise sizin şehrinizin meşhur olan yiyeceği nedir? Aşağıdaki boşluğa çiziniz demiş. Hadi bakalım. Herkes şehrinin meşhur olan yiyeceğini aşağıdaki boşluğa çizsin. Şimdi sırada Memleket İsterim şiirimiz var. Cahit Sık Tarancı'nın yazmış olduğu bir şiirdir bu. Herkes bir kere bu şiiri okusun. Ondan sonra şiirin etkinliklerine geçelim. Herkes bir kere okumuştur inşallah. İstiyorsanız tekrar ben sizin için anlamanız için tekrar ben okuyayım. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Çok güzel bir şiir. Cahit Sık Tarancı'nın yazmış oldu. Şimdi şiirimizin etkinliklerine geçelim. Okuduğunuz şiirin konusu ve ana fikrini yazınız. Hadi şiirin konusunu yazalım. Ana fikrini ben söyleyeceğim. Yardımcı olacağım yazmanıza. Şiirin ana fikri şair gördüğünüz üzere hani şiirde yaşamak istediği memleketi nasıl olması gerektiğini hani nasıl istediğini nasıl hayal kurduğunu anlatarak o şehrin nasıl bir mutluluk ve nasıl bir huzur verdiğini bize aktarmak istemiş. Ana fikri bence bu. Mutluluk, aktardığı mutluluk. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız. Birinci sorumuz, şair nasıl bir memleket hayal ediyordu? Nasıl bir memleket hayal ediyordu? Gök mavi, tarla sarı olsun diyordu. Nasıl? Hadi yazalım. İkinci etkinliğimize geçelim. Siz şairin bahsettiği gibi bir memlekette yaşamak ister miydiniz? Açıklayınız. Şahsen ben isterdim. Hayal ettiği çok güzel bir memleket hayal ediyor gerçekten. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Dil bilgisi etkinliği. Şiirde birkaç tane kelimeler vardı. Bu kelimelerin zıt anlamlarını yazmamızı istiyor. Okuyalım. Şiirden hareketle yandaki tabloda bulunan kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazalım ve bir cümle içinde kullanalım demiş. Zenginin zıt anlamlısı neydi? Hatta şiirde de geçiyordu. Zengin, fakir. Evet. Peki kışın zıttı daha doğrusu zıt anlamlısı. Kış, yaz. Değil mi? Dert kelimesinin zıt anlamlısı ne? Bence deva. Devadır, yani çaredir zıt anlamlısı. Bunları şiirden hareketle ve kendi
düşüncelerinizle bir cümle içinde kullanın bu kelimeleri. Zıt anlamlarıyla. Bir sonraki etkinliğimize geçelim biz. Evet, çok güzel bir etkinliğimiz var. Şair şiirinde nasıl bir şehirde yaşamak istediğini anlatıyordu. Peki siz nasıl bir şehirde yaşamak isterdiniz? Aşağıya yazınız. Evet, bu etkinliği yapalım. Bu etkinliği yaptıktan sonra tema sonu tema değerlendirme çalışmaları var. Tema değerlendirme çalışmalarını ödev olarak veriyorum. Biz bir sonraki dersimizden önce bunu tema sonu değerlendirme çalışmalarının sorularını cevaplayacağız ve yani kendi aramızda değerlendireceğiz. Burada bir metnimiz var. Metinle ilgili 3 tane sorumuz ve 2 dil bilgisi, bir tane de tema ile alakalı sorumuz var. Bunlar ödevdir. Bunları bir sonraki dersimizde değerlendiririz inşallah. İnşallah size yardımcı olmuşumdur. Size iyi bir ders aktarmışımdır. Şu zor günlerde elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım. Bu kadar. İyi günler. Sağlıklı kalın. Esen kalın.